Bu videoda ve bundan sonraki birkaç videoda bu veri kümesiyle işlemler yapacağız. Bu işlemleri yaptıkça varyans analizinin ne olduğunu anlayacaksınız. Bu videoda öncelikle toplam kareler toplamını bulmak istiyoruz. Buna SS toplam diyelim. Bunu varyansın payı olarak düşünebiliriz. Yani bu verilerin her birinin ortalamadan farkının karesini alacağız ve bu kareleri toplayacağız. Örneklem varyansını bulduğumuz zaman yaptığımız gibi serbestlik derecesine bölmeyeceğiz. Peki bu ne olacak? Öncelikle bu verilerin ortalamasını bulmamız gerekiyor. Buna büyük ortalama diyorum. Şimdi size bunun veri kümelerinin ortalamalarının ortalamasına eşit olduğunu göstereyim. Şimdi büyük ortalamayı bulalım. 3 artı 2 artı 1 artı 5 artı 3 artı 4, artı 5, artı 6, artı 7. Ve burada 9 veri var. Yani toplamı 9'a böleceğiz. 3 artı 2, artı 1, eşittir 6. 5 artı 3, artı 4, 12 eder. Ve 5 artı 6, artı 7, eşittir 18. 6 artı 12 eşittir 18. Artı bir 18 daha eşittir 36. Bölü 9 eşittir 4. Şimdi bunun ortalamaların ortalaması ile aynı olduğunu göstereyim. Buradaki birinci grubun ortalaması eşittir. 3 artı 2 artı 1 bölü 3 veri. 3 tane verimiz var değil mi? Yani bu 2'ye eşit. İkinci grubun ortalaması. Bu toplam 12. 5 artı 3 artı 4 eşittir 12. Ve 12 bölü 3, çünkü 3 verimiz var, eşittir 4. Şimdi de üçüncü grubun ortalaması. 5 artı 6 artı 7 eşittir 18. 18 bölü 3 eşittir 6. Şimdi ortalamaların ortalamasını alırsanız ki bu da büyük ortalamayı bulmanın bir yoludur. 2 artı 4 artı 6 dersiniz. Bu da 12 eder. 12 bölü 3, 3 tane verimiz var yine. Yine sonucu 4 olarak bulursunuz. Bunu tüm verilerin ve grupların ortalaması veya bu grupların her birinin ortalamalarının ortalaması olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunu bulduğumuza göre toplam kareler toplamını hesaplayabiliriz. 3 eksi 4. 4 buradan geliyor. Bunun karesi artı 2 eksi 4'ün karesi artı 1 eksi 4'ün karesi artı 5 eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 4'ün karesi artı 4 eksi 4'ün karesi 3 tane kaldı artı 5 eksi 4'ün karesi, artı 6 eksi 4'ün karesi, artı 7 eksi 4'ün karesi. Şimdi hangi değeri bulacağız? 3 eksi 4, fark eksi 1, karesi 1. Artı eksi 2'nin karesi eşittir 4, artı eksi 3'ün karesi, eksi 3'ün karesi eşittir 9. Devam ediyoruz. 5 eksi 4 eşittir 1. 1'in karesi yine 1. 4 eksi 4 eşittir 0. Bir de şu son 3 değer var. 5 eksi 4'ün karesi 1 eder. 6 eksi 4'ün karesi bu 4. 4 eder 2'nin karesi. Ve 7 eksi 4'ün karesi de 3'ün karesi yani 9. 1 artı 4 artı 9. 1 artı 4 artı 9 eşittir 5 artı 9, yani 14. Burada da 14 var öyle değil mi? Çünkü burada da 1 artı 4 artı 9 var, yani 14 var. Bir de şurada 2 var. Yani 28, 14 çarpı 2 eşittir 28, artı 2 eşittir 30 toplam kareler toplamını bulmuş olduk. Varyansı bulmak isteseydik, bunu serbestlik derecesine bölerdik. Burada m adet grup olduğunu varsayalım. Yani şuraya m yazalım. Burada ayrıntılı ispatlar yapmak istemiyorum. Yalnızca bu istatistik formüllerinin nereden geldiğini göstermeye çalışıyorum. Burada m grup var ve her grupta n eleman var. Toplamda kaç verim var? m çarpı n veya 9, öyle değil mi? 3 çarpı 3 eleman. Serbestlik derecesi ise veri sayısı eksi 1'dir. Çünkü ortalamaların ortalamasını biliyorsanız, 9 eksi 1 veri size yeni bir bilgi verir. Çünkü diğer 8'ini bilirseniz, 9'uncuyu bulmanız kolay olur. 8 veriyi kullanarak 9'uncuyu ortalamaların ortalamasından bulabiliriz. Burada yalnızca 8 bağımsız ölçüm olduğunu da düşünebilirsiniz. Genel olarak bakarsak, m çarpı n, yani örneklemdeki eleman sayısı, eksi 1, serbestlik derecesidir. Burada varyansı bulmak için, 30 bölü m çarpı n, m çarpı n, eksi 1 deriz. Bu, bu örneklemin serbestlik derecesinin 8 olduğunu söylemenin bir başka yoldur. Bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki videoda bu toplam varyansın, bu toplam kareler toplamının ne kadarının grup içi farklılıklardan, ne kadarınınsa gruplar arası farklılıklardan geldiğini bulacağız ve sanıyorum bu sayede bu varyans analizinin amacını anlayacaksınız. 9 verilik örneklemin varyansı böyle ama bu varyansın bir kısmı farklılık gösteren gruplara ait olması sebebiyle de ortaya çıkabilir. Bu iki varyans türünü hesaplayacağız ve toplamlarının toplam karelerin toplamının varyansına eşit olduğunu göreceğiz.